Eğitim izleme raporlama bölümünde Türkiye'deki öğrencilerin eğitime erişimini değerlendiriyoruz. Burada baktığımız en önemli göstergelerden bir tanesi öğrencilerin okullaşma oranları. Bunu her düzeyde inceliyoruz. Yani orta okul öncesinden orta öğretim sonuna kadar yani liseye kadar bütün okullaşma oranlarına bakıyoruz. Aslında baktığımız zaman son 10 senede Türkiye'de çocukların eğitim erişimi gittikçe çoğaldı. Yani okullaşma oranlarında çok pozitif bir gelişme var. Ama gene de dezavantajlı durumda bulunan bazı çocukların, örneğin özel eğitime ihtiyacı olan bazı kız öğrencilerin, çalışan çocukların, etnik ve din kökenlerinden dolayı dezavantajlı durumda bulunan çocukların hala eğitime erişiminde sıkıntılar var. Bunun için de aslında bir kapsayıcı eğitim perspektifinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Okullaşma oranlarında örneğin baktığımız zaman okul öncesi eğitime erişim son 10 yılda dediğim gibi oldukça arttı. Son senede olan bir gelişme bu toplum temelli merkezlerin sayısının çok artması. Geçtiğimiz sene örneğin bütün okul öncesine devam eden öğrencilerin yalnızca 1,6'sı bu toplum temelli merkezlere devam ederken 2016-2017 senesinde bu oranın %3,6'ya çıktığını görüyoruz. Bu toplum temelli merkezler de aslında Diyanet İşleri, belediyeler veya dernekler tarafından açılan kurumlar. Dolayısıyla biz burada aslında tam olarak nasıl bir eğitim verildiğini bilmiyoruz. Bunu daha yakından incelememiz gerekiyor. Tabii öğrencilerin okullaşma oranları kadar okula devamı da çok önemli. Yani burada sadece önemli olan çocukların okula kayıt olmaları ve okula gidiyormuş gibi görünmeleri değil, okula gerçekten de düzenli olarak gitmeleri ve okuldan verim almaları gerekiyor. Türkiye'de maalesef devamsızlık oranları çok yüksek. Özellikle OECD ülkeleri ve AB ülkeleriyle karşılaştırdığımız zaman gerçekten yüksek olduğunu görüyoruz. Onun dışında okul türlerine göre de devamsızlık oranları değişebiliyor. Türkiye'de 20 gün ve üzeri devamsızlık yapan öğrenci oranlarını paylaşıyor Milli Eğitim Bakanlığı. Ve biz burada görüyoruz ki aslında en çok devamsızlık yapan öğrenciler ya mesleki ve teknik liselere devam ediyorlar veya imam hatip liselerine devam ediyorlar. Bu tabii bu devamsızlık oranlarının düşürülmesi çok önemli. Bunun için yapılabilecek bir şey örneğin öğrencilerin velilerinin SMS yoluyla devamsızlıkla ilgili bir an önce bilgilendirilmeleri. Gerçi veliler devamsızlık verilerine internet üzerinden ulaşabiliyorlar. Ama bu bilginin velilere daha çabuk bir şekilde paylaşılması belki bu devamsızlık oranlarının düşürülmesinde yardımcı olabilir. Devamsızlıkla birlikte bizim baktığımız, incelediğimiz yakından başka bir şey de sınıf tekrarı. Çünkü bunlar aslında birbiriyle ilintili. Örneğin devamsızlık yüzünden çocuklar sınıfı tekrarlamak zorunda kalabiliyor. Veya hani bazı zamanlarda akademik başarısızlıktan dolayı da sınıf tekrarı olabiliyor. Gene devamsızlıkta olduğu gibi aslında biz baktığımız zaman görüyoruz ki devamsızlık oranlarının en yüksek olduğu okul türleri mesleki ve teknik orta öğretim kurumları yani liseleri ve de İmam Hatip, Anadolu İmam Hatip liseleri. Yani bunlar birbiriyle ilintili ve biz bunların birlikte ilintili olarak incelememiz gerekiyor. Ve bununla ilgili de Milli Eğitim Bakanlığı'ndan daha çok veri edinebilmemiz gerekiyor. Bunun tabii üçüncü bir ayağı da okuldan erken ayrılma. Bununla ilgili gene bizim aslında çok limitli bilgiye sahibiz. Ama bu üçünün yani hem okuldan erken ayrılma, devamsızlık ve sınıf tekrarı birbiriyle ilintili olduğu için bunlarla ilgili gerçekten ciddi bir çalışma yapılması gerekiyor. Onun dışında sistematik olarak eğitim erişiminde ciddi problemler yaşayan çocuklar var. Son zamanlarda, örneğin son senelerde bu grupların bir tanesi Suriyeli koruma altında bulunan mülteci çocuklar. Türkiye'de aslında Suriyeliler dışında hani başka Orta Doğu ülkelerinden gelen mülteci ve sığınmacı çocuklar da bulunuyor. Ve bu çocukların eğitim hakları ile ilgili biz aslında çok az veriye sahibiz. Suriyeli çocuklara gelince bizim Milli Eğitim Bakanlığı'ndan aldığımız verilere göre bu çocukların aşağı yukarı %60'ı okula kayıtlı. Yani okullaşma oranı %60 civarı. Bu geçtiğimiz sene %37 idi. Yani aslında burada oldukça büyük bir başarı var. Ama hani biz gene bu çocukların aslında ne kadarının okula devam ettiğini, gerçekten derslerde ne olup bittiğini takip edebildiğini çok bilmiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı aslında mülteci çocukların eğitimine ağırlık veriyor, önem veriyor. Bu konuyla ilgili çalışmaları da takip ediyoruz.